Çok iyi be. Evet. Günaydın arkadaşlar. Yine bir bisiklet vloguyla. Merhaba hocam. Merhaba. Sağ olun. Soldayım çocuklar. Şimdi Söğütköy tarafına gideceğiz. Ömer ve ben. Orada Bülke dediğimiz bir mevki var. Oraya doğru sürmeyi planlıyoruz. Bakalım. Şimdi buluşmaya ne gidiyorum? Bu arada kameraya rüzgar sesi önleyecek sünger aldım ve ilk kez kullanıyorum. Bakalım seste bir iyileşme, gelişme var mı? Normalde stereo modda kaydedince tabii ki iki mikrofonu da kullandığı için daha kaliteli ses alıyor. Otomatik modu alınca şöyle bir sıkıntı var. Kamera rüzgar algıladığı zamanlarda rüzgar moduna, onun dışındaki zamanlarda da stereo modda kayıt yapıyor. Kolay gelsin. Stereo modda kayıt yapıyor. Stereo'dan rüzgar moduna geçtiği zamanlarda şöyle oluyor maalesef. Seste bir ani düşüş meydana geliyor. Ya da böyle daha çok bir elektronik ses varmış gibi bir filtrelemeye maruz kalıyor. Dolayısıyla ben stereo modda ama süngerle kayıt yapıp rüzgar sesini minimuma indirmeyi planlıyorum. Bakalım. Şimdi Ömer'in yanına gidiyorum. Görüşürüz. Evet. Ömer'i aldım. Yani buluştuk daha doğrusu. Şimdi bu meşhur Söğüt yokuşundan Bülke dediğimiz mevkiye doğru gidiyoruz bakalım. Burası ciddi bir tırmanma. Yüzde kaç bilmiyorum ama kamerada pek göründüğünü zannetmiyorum. Nasıl? Görelim mi bana da? Olur. Çok terledim ya. Aynen, hava sıcak. Evet.
Bağrasından Bülke yoluna döndük. Ömer daha önce buradan biraz ilerlemiş. Bakalım. Biraz keşif turu mahiyetinde. Herhalde bulabiliriz. Bulamazsak da geri döneriz. Diyerek tırmanmaya başladık. Aynen 10 numara. Gördüm. Hassa manzaralı. Şöyle göstereyim. Fotoğrafı burada çekmiştim. Manzara güzel. Zeytin ağaçlarının arasından. Şey çok fazla var burada. Arap bülbülü. Gördün mü? Siyah siyah. Onları alıyorlardır. Aynen, evcilleşiyor biliyor musun? Ha. Yani tabii. Peki. Doğru değil de kafeste besleyen gördüm yani. Doğru değil aynı. Yani doğru değil tabii. Doğru değil. Ama yapıyorlarmış. Aynen yapıyorlar. Böyle bir aşağıya iniş var. Ha. Şeyi çıkıyordur belki. Durduğumuz yer var ya. Bilmiyorum. Su olan yer. Kurumuş. Geçen çamur duruyor. Aynen biraz çamur vardı. Aşağı iniyoruz. Sen buralara kadar geldin mi? Geldim. Bu işte buraya kadar geldim ama hemen. Buradan sonra orada bir şey taktım. Nerede? Hayvan mı? Hayır. Ne kaçırıyor? Aşağı mı yukarı mı? Yukarı. Tilki olabilir. Ooo buz. Yolu ben bilmiyorum abi. Tamam buraya çıkıyor, kadar geldim. Keşif kardeş keşif. Expedition. Hızlanalım mı? Rampayı şey yapalım. Aynen, yardır. Kırabilir miyiz? Kaçtır. Aynen, bayağı kötüymüş. Fısır fısır aynen.
Baba. Tamam. Vay be, çok güzel burası. Abi manzaraya bak. Buralarda hala kar var, biliyor musun? Sağlam çavuş, sağdan gel. Yukarıdan manzarayı görüyor musun? Sıklaştı ve yeşilleşti. Evet, ülkeye geldik. Böyle ormanın içerisinde açık yemyeşil bir alan. Şöyle Söğüt Mahallesi. Bu taraf ileride uzakta görünen yer. Hassa, gerçi Hassa görünmüyor. Görünen köy Karafakıl mı? Aşağı Karafakıl mı, Mintaş mı? Vallahi. Leçe'ye tam bence sıfır. Yani aşağıdaki köylerden biri. Aynen. Aşağı Karafakıl büyük ihtimalle. Bu tepenin arkası Tiyek ve Dedemli Mahallesi. Karşıda görünen dağlar Suriye. Evet, bu dağın bu tarafın arkası da İskenderun, Dört Yol, Payas, Deniz. Biz de dağın öteki yüzündeki iki insan geziyoruz, keşfe çıktık. Bakalım. Evet, şimdi Bülke'ye geldik. Ömer muz ikram etti, sağ olsun. Karşıda. Şimdi bunları atıştıracağız. Biraz nefesimizi düzene soktuktan sonra devam edeceğiz.
Güzel. Dikkat. Balcan Deresi'ne varmadan sağda. Şimdi buradan indiğin yer yok mu? Evet. Ana yol. Ana yola vardın mıydı 100 metre? Şu yola doğru gireceksin. Solda. Ha, oradan sonra tamam. Da. Tamam. Hemen bildim o yolu. Şeye geçeceksin. Gri şey dökmüşler. Ben geçen gittim. O yola girdim işte. Tamam ben de girdim. Ağaç oradan yukarı doğru gidiyor şu an. Hatta onun arkası tam şey yalaktan devam edince. Ha. Keçi biz oraya birkaç tamam, kere ben bisikletle tamam. Gittim. Şeye çıkıyor, Hacılar yoluna çıkıyor hatta. Tamam. Hacılar, o zaman da Ösezer'in de geliyor ya Hacılar. Aynen. Benim gittiğim yolun üst tarafı siz ora. Siz neredesiniz? Biz Hassa'dan geliyoruz. Hassa Spor dayı. Hassa Spor dayı. Ben Çörtüklerdenim. Alpalı şu Hassa. Durmuş Çörtüğü ne oluyor tanırsan. Tanıyor canım onlar ya. Ben de Kemal Güzey'in torunuyum desem. Metin Özbey'in. Evet. Dersem. Ya şansan şimdi şansan çok insanı görüyor evet, da. Evet. Ben daha sonra oturuyorum hemen girişte. Ha. O trafo var ya. Evet. Rampaya davrandığın yerde. Evet. Ben orada oturuyorum. Ha şey. O bizi zorlayan rampa. Ha. Şey. Yani ilk girişe çıktığın zaman orada. Rehabilitasyonun orada. Evet. Aynen. Beni şuraya çek de ben. Hadi. Gidiyoruz mu? Dayı kolay gelsin sana. Görüşürüz, sağ olasın. Oldu. Evet. Şimdi Bülkeden'den Mevki'den dönüş yolundayız. Böyle nefes nefes ettiğimiz rampaları böyle tatlı tatlı gireceğiz bakalım. Aman ha. Abi. Ne yapacağımı şaşırdım. Berbat çamur yalnız. Kaydan. Oh.
Buradan mı iniyorduk? Buradan. Tamam. Buradan mı? Ya burası zaten itfaiye yolu, orman yolu. Bura şeye kadar gidiyordur böyle. Yola kadar gidiyordur. Yani umarım. Umarım gidiyordur. Gitmiyorsa bizi bir rampa bekliyor. Aynen. Sırtımızda ya devam edeceğiz ya da yukarı çıkacağız gene. Evet, şimdi az önce döndüğümüz yerden haritadan baktık. Sanırım burası Tiek mahallesine ya da Sağlık Ocağı'nın oraya bir yere çıkıyor. Biraz dedik ya, keşif turu. Biz de bilmeden gidiyoruz, bakalım nereye çıkacak. Yalnız 10 numara. Geçelim. İşte bu be. Bakalım kaç tane patlayacak. Dikkat. Oh. Vay be. Kardeş, bu işin sonu Enduro'ya gider mi? Enduro'ya gider mi bu işin sonu? Vay be. Oh. Çok iyi be. Ay, ara. Yağmur suları, eriyen kar suları böyle böyle açmış. Abi burası Mayıs su fabrikası, su fabrikasının tam karşısı. Aynen. Bir tane çiftli vardı eskiden, onun yanı bir ihtimalle, oradan çıkacaksın. Böyle ağırlığımızı arkaya verip kontrolü bir şekilde inmek gerekiyor, çünkü burası gerçekten efsane bir yol. Değil mi ben? Efsane, aynen. Aynen, kesinlikle. Oh. Evet. Nereye? Kardeş nereye? Bir şey söyleyeyim mi? He. Mantar kokuyor. Aynen. Hem de öyle böyle değil ha. Hem de öyle böyle değil. Yağmur da yağdı. Güneş de çıktı. Tam mantar. Erimemiş ya. Bölgede kalanlar. Mantar mı baksın? Vallahi toplarım diyorsan bakalım abi. Abi nasıl mantar kokuyor orman ya? Abi aynen ya. Bildiğin sanki 2-3 kilo mantar yemeği yapmışsın. Kokar ya böyle. Süper. Tabii kardeş. Mantar toplayıp doğada mantar yemek bu işi yapan kişinin sorumluluğunda. Hani kimseye böyle kötü örnek olmak istemeyiz. Ama eğer topladığınız şeyden eminseniz ve daha önce de tükettiyseniz hani buna da diyecek bir şey yok, çünkü
kırsal kesimde herkes mantar toplar. Yani zaten biz yer. Muhtemelen toplamayız ama koku çok acayip. Ben, aynen. Yani daha böyle Ömer söyleyince ömründe böyle bir koku Ömer söyleyince ayıktım ben de. Sanki böyle burada bir mantar işleme tesisi varmış gibi her yer mantar kokuyor. Ama sanki ilk orası daha çok kokuyordu daha evet. Daha yoğundu evet. Evet. Ama varsa burada da vardır ya. Evet. Tiyek çayı. Tabii yukarıya yağan karlar eriyor. Eridikçe buralara böyle su olarak şöyle göstereyim size. Şimdi buradan su alacağız. Zaten Hasa'ya çok yaklaştık. Turumuzu yavaş yavaş bitireceğiz. Kolay gelsin. Metin Bey. Kafama şunu taktım. Takamadın mı? Dur istiyorsan dur dur. Hem maske niyetine takmış olursun. Geldik bunu taktım maske. Ha, cebine kal. Onu normalde böyle işte. Aynen ben de yönünü bulamıyorum bunun genelde. Altı siyah ya. Yıkayalım mı? Abi bilmiyorum basınçlısı mı vursak petrolde gidip hemen? Güzel.
Abi karara da. Ama. Karar mıydı geçen gördün mü? Ha. Kim acaba? Ne yapıyorsun? Neyse sana ne yapalım? Aleykümselam. Aleykümselam. Sen evde mi yıkayacaksın? Evde yıkayacaksın. Yok gidelim basalım. Hadi gidelim.